Hadi bu kez biraz daha zor amin adlandırma örnekleri yapmaya çalışalım. Buradaki mavi molekülle başlayalım. Tabii ki ilk önce yapacağınız şey en uzun zinciri bulmak olacak. Sanırım bu alttaki zincir en uzunu. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 karbon. 8 karbon varsa oktan diyoruz ama bunu sadece oktan olarak adlandırmıyoruz. Çünkü burada fonksiyonel gruplarımız var ve bunlardan biri alkandan daha yüksek önceliğe sahip olacak. O yüzden aslında molekülün adı tam olarak bu değil. Şimdi bunlara bir bakalım. Burada bir amino grubu görüyoruz ki bu da molekülü amin yapıyor. Hemen amino yazalım. Hemen yanındaki ise bir benzen halkası. Benzen fonksiyonel bir grup olduğunda ona fenil grubu diyoruz. Fenil kelimesi antik Yunanca'da ışık parlamak gibi anlamlara geliyor. Bunun kimyadaki fenille ilgisi ise şu. Benzen ilk olarak fenerlerin etrafındaki havadan ya da bir şeyden izole edildi. Bu yüzden buna fenil grubu deniyor. Ve bir de tüm bu yapıyı alkol yapacak olan bu OH var. Yani hidroksil grubu. Evet, bilmeniz gereken şeyler bunlar. Bunların böyle olduğu konusunda çıkarım yapmanın başka yolu yok zaten. Yapıları adlandırma ilk olarak tartışılmaya başlandığında belirli grupların daha yüksek önceliğe sahip olduğuna karar verildi. Ve bu üç gruptan en yüksek önceliği alansa tüm bu şeyi alkol yapan şey yani hidroksil grubu oluyor. Dolayısıyla hidroksil grubu son eki belirleyecek. Evet, numaralandırmaya geçelim ve en yüksek öncelikli gruba en yakın olacak şekilde saymaya başlayalım. Bu son noktadan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Böylece hidroksil grubumuz 3. karbonda yer alıyor ve oktan 3 olü ekleyelim. Bu en yüksek öncelikli olmasaydı ön tarafa bir hidroksil koyacaktık. Ama bu en yüksek öncelikli olduğundan bunun alkol olduğunu tanımlar ve bu yapıya oktanol deriz. 3 rakamını da 3. karbonda yer aldığı için yazdık. Ve elbette buradaki de 5 fenil olacak. Evet, 5 fenil. En soldaki ise 8. karbonda yer aldığı için 8 amino şeklinde yazıyoruz. Tabii alfabetik sırada amino fenilden önce geliyor. O zaman molekülümüzün adını bütün haliyle yazarsak 8 amino 5 fenil oktan 3 ol şeklinde oluyor. Bu kadar. Bitti. Bu benzen halkasından dolayı aromatik bir bileşiktir. Amino grubundan dolayı amindir ve hidroksil grubundan dolayı da alkoldür. Şimdi bu yeşil moleküle geçelim. Aslında bazı yerlerini çizmeyi unuttum. Burasının benzen halkası olması gerekiyor. Evet, durumu bir netleştirelim. Bu bir benzen halkası. Şimdi birbirinden farklı fonksiyonel gruplara bakacak olursak, burada muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz bir şey var. Bu bir nitro grubu ve oldukça patlayıcı özelliğe sahip. Nitro grubu deyince aklımıza nitrogliserin ve TNT de gelebilir. Çünkü bunlarda da nitro grubu vardır. Hemen yazalım nitro. Bunlar molekülün tümüne bakınca düşük ölçeklidir. Yani son ek nitro grubundan oluşmaz. Şimdi burası nitro grubu dedik ve şurası da elbette daha önce birçok kez gördüğümüz bromo grubu. Bunu da üzerine not edelim. Ve şurada en sağda ise bir amino grubu görüyoruz. Farklı bir renge geçeyim. Evet, burası bir amino grubu. Ve bu üç grup içerisinde amino grubu kesinlikle en yüksek önceliğe sahip. Bu yüzden adlandırmada 1 amino, 3, 2, bromo, 4, nitro benzen demek aklınıza gelebilir. Ancak bir benzen halkasına amino grubu bağlandığı zaman buna özel bir ad veriyoruz. Hemen yanında nasıl yapacağımızı gösterelim. Eğer bir benzen halkamız varsa ve amino grubuna bağlıysa, o da zaten NH2 demek oluyor. Bu moleküle yaygın adlandırmayla anilin diyoruz. Bu temel adımız olacak. Yani buradaki tüm bu şey aslında anilin. Buraya not alalım. Anilin. numaralandırmaya başlarken molekülümüzü esas tanımlayan gruptan başlamalıyız. Yani buradan başlıyoruz. Gideceğimiz yönse bir şeye ilk olarak nerede rastlayacaksak o yön olmalı. Yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Tabi bromo alfabetik sırada nitrodan önce geldiğinden dolayı molekülün adı. Bakalım, 3 bromoyu yazdık. Sonra 4 nitro anilin gelecek. Evet, 3 bromo, 4 nitro anilin. İşte bu kadar.